kaliteli bir sahur nasıl olmalı? Öncelikle sahura mutlaka ama mutlaka kalkmamız gerekiyor çünkü genellikle iftarda yediklerimizle birlikte tutmaya çalışıyoruz. Ve gün içerisinde sürekli sinirlilik hali, baş dönmesi, yorgunluk baş gösterebiliyor. Bu anlamda aslında en önemli şey sahura kalkmak. Sahura kalktık, neler yapalım? Genellikle sahur kahvaltıları diye adlandırılıyor ve çok şenlikli geçiyor. Masalar donatılıyor böreklerle birlikte fakat sahuru nasıl, ne kadar hafif atlatırsak o kadar rahat ederiz. Daha çok kahvaltı tarzı tüketilmesini istiyoruz. Örneğin bir iki dilim ekmek tüketebiliriz. Zaten pideler de hazır sıcak fırından alınıyor. Bir avuç içi pide kadar dediğimizde aslında bir dilim ekmeğe eşdeğer. Bu anlamda pide sıcak evet çok lezzetli ama pidenin miktarını porsiyon kontrolüne özellikle dikkat etmek gerekiyor bu anlamda. Yine peynirimizi, az tuzlu zeytinimizi, tuz demişken de gün içerisinde bizi susatmayacak besinlere aslında yönelmek gerekiyor. Yani şarküteri ürünlerinden ne kadar uzak durursak o kadar rahat ederiz gün içerisinde. Şöyle benim tuzluklarım var. Aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği tuz miktarı bizim 6 gram. Günlük tüketmemiz gereken tuz miktarı elimde gördüğünüz tuzluğumun içerisindeki tuz miktarıdır. Fakat bizim tükettiğimiz 18-20 gramlara kadar varan bir orandır. Arasındaki farkı görüyoruz. Bu anlamda biraz daha tuz tüketimine dikkat edelim. Çünkü ilerleyen süreçte hipertansiyon gibi hastalıklar da ortaya çıkabilir. Yine bir porsiyon meyve kadar meyve tüketebilirsiniz. Çeşitlendirebildiğiniz kadar çeşitlendirin. Bir akşam tost yapıyorsanız ertesi akşam çorba içebilirsiniz. Bu şekilde bir dengeli sahur olabilir.